Legend Futbol'dan Rota Fenerbahçe'den herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi sevgili Onur ben onunla beraberiz. Onur abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi güzel. Futbollu günlere erken başladık bu yaz. Evet. Bayramın nasıl geçti? Güzel geçti. Sizlerin de iyi geçmiştir umarım. İyi. Buralardaydık abi. Evet. Yoğundu. Futbol devam ediyor. Milli maçlar devam ediyor. Transferler devam ediyor. Öncelikle kanala abonelik rica edelim ve beğeni. Bunlar bizim için çok önemli biliyorsun. Evet. Bir kısaca bir milli takımı konuşmak istiyorum abi. İyi başladık. Ne düşünüyorsun? Muhteşem bir wonderkitimiz, sevgili Arda'mız. Hani evet. Gözlerimizin pasını sildi. Evet, aslında kağıt üstünde birçok insan tarafından kolay olarak nitelendirilen, değerlendirilen Gürcistan takımı aslında o kadar da kolay bir takım değilmiş. Onu da gördük. Bayağı organize oynayan, fizik gücü iyi olan bir takımmış. Bunu da görmüş olduk. Çok da kolay bir maç olmadı ama milli takımı çok eforlu, gayretli ve iştahlı oynarken gördük. Goller de onlardan geldi. Arda'nın gol atması eski bir evladımız olarak. Eski demeyelim. Bizim eski evladımız Arda. Her zaman evladımız. Ama Mert Müldür'ün de gol atması daha da hoş oldu bizler için. Artı Samet. Samet de 2-2'yi engelleyen isim. O da artık bizde. Yani gider gitmez onu bilemiyoruz. Evet, ama bak, bu turnuvada iyi performans gösterirse. Bütün her şeye rağmen bak, futbol ne kadar enteresan bir oyun ki 2-1 iken o kadar iyi oynamışken kafa vuruşu direkten dönmeyip Samet de bir sonraki pozisyona çıkarmasa belki de 2-2 olacaktı. Zaten, çok farklı şeyler maç konuşulacaktı. Ama iyi başladı milli takım. Umarız devamı da gelir. Portekiz çok daha zor bir takım. Turnuvanın da favorilerinden. Bakalım milli takım nereye kadar gidebilecek? Portekiz demişken özel bir iki ki Twitter hesabımızdan da paylaştık bu sabah. Jose Mourinho biliyorsun İstanbul'a geldi hocamız. Evet. Cumartesi günü gidecek özel uçakla ve maçı seyredecek. Öyleymiş. Portekiz Türkiye tabii ki onun için de çok önemli bir maç, heyecanlı bir maç olacak. Onu da orada görecek sevgili Türk futbol severler diyelim. Abi gündemimizde transfer çok yoğun. Sana sormakta biraz korkuyorum çünkü biraz sinirlisin bu konuda. Batshuayi büyük ihtimalle artık Galatasaray'ın oyuncusu. 30 Haziran'ı bekliyor Galatasaray ve 1 Temmuz'da büyük ihtimalle açıklanacakmış. Batman temalı ve biraz göndermeli bir açıklama yapacaklarını da duyuyorum. Ne düşünüyorsun? Kısa ve net, sence bir kayıp mıdır yoksa doğal mı karşılıyorsun? Şöyle, yani tabii ki doğal bir şey, yani futbolun doğasında olan bir şey. Adamın sözleşmesi bitti. Oyuncu para kazanmak için oynuyor. Hani Beşiktaş'mış, Fenerbahçe'ymiş, Galatasaray'mış. Özellikle yabancı Türk oyuncularda da öyle de. Özellikle yabancı oyuncularda da hani aidiyet diye bir beklentisi kimsenin olmaması lazım. Ne münasebet, niye aidiyet olsun? Onu düşünen yani, var abi, aidiyet yok, duygusu. Ben, yani benim fikrimi soruyorsan şahsen öyle bir şeyi düşünmenin çok fazla anlamı gereği de yok. Fazla para vermişse Galatasaray buyursun gitsin. Biz de elbet onun hesabını kitabını yapmışızdır. O kadar değer biçildiyse maksimum olarak demek ki verebileceğimiz, vermek istediğimiz değerin üstünde bir para vermiş Galatasaray. Özellikle menajer kanadında sanırım bu imza parası ile ilgili bir konu oldu. Anlaşmazlık konusu. Can istiyorsa ki öyle istemiş demek ki. Buyursun gitsin, menajeri de istediği parayı alsın. Kendisine yeni kulübünde başarısızlıklar dilerim. O yüzden benim için problem yok yani. İyisini alırız. Ya şunu hatırlatayım. O Batshuayi içinde, bütün transferler içinde. Ya hatırlatırım yani, bizim hocamız Mourinho. İyi de bir futbol aklımız var. Ben bunların bir plan dahilinde ve mantık dahilinde yapıldığına ve yapılmasına müsaade edildiğini düşünüyorum. Eğer öyleyse hocanın da demek belli tasarrufları, alternatifleri vardır. Yaşayıp göreceğiz. Sabır dilerim. Yani yavaş, sakin. Sakinlik. Sana birkaç özel bilgi vereyim. Bir kere abi çok doğru söyledin. Menajerine Galatasaray daha yüksek bir para verdi. Oyuncuya da 1 milyon euro daha fazla para verdiğini bunu duyuyoruz. Artı şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Mourinho bu transferde madem bu fiyatlara çıkılıyor, tamam oyuncuyla anlaşmayabiliriz dedi. Herkes şu videoyu paylaşıyor. Sayın Ali Başkan'ın 6 Haziran'da galiba yanılmıyorsam Nav Haber'deki açıklamalarında işte Batshuayi hoca çok istiyor ama sonuçta bunlar maliyet ve dediği gibi Onur abinin, hocamız Mourinho
Ben buradan çok net Fenerbahçe'ye şunu söyleyeyim. Fenerbahçe gerekirse Batshuayi bence bir transfer çalımı değil ama gerekirse intikam analı transfer çalımı canım, da Fenerbahçe Allah yapar yani. Bunlar medya olayları, medya pompası olaylar. Yani intikam aldı, bilmem ne yaptı. Ya neyin intikamını aldı, kim neyi ne yaptı da neyin intikamını alıyor Allah aşkına. Yani saçma sapan işler. O işte okutturmak, yazdırmak için. Tek şurada bir hata yapmış olabiliriz Onur abi. Fiştekliyorlar. İlk başlarda oynatmadı hoca İsmail Hoca Batshuayi, o doldurmadı kotayı. Kotayı doldurmadığı için de bu serbest kalma, hani Fenerbahçe opsiyonunu uzatma şansını yakalayamadı. Belki bir orada hata almış olabilir ama ikinci santrafor için gidip 5 milyon euroya yakın bir para vermenin çok ya doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya bir de şöyle bir şey, hiç kimse Allah aşkına yani Mourinho'ya sorup ya da şey yapıp bir böyle bir demeci, basın toplantısı bir şey oldu mu? Yani İlk toplantıda sorarlar. Çıkıp kimse sordu mu yani, hocam siz işte... kimi tutacaksınız, kimi satacaksınız? Ya hoş sorsa da söylemez adam da. Hı hı. Hani böyle bir resmen adamdan duyulmuş, kendi ağzından alınmış hocadan bir tercih tasarruf da yok. Öyle bir şey duyulmadı, bilinmiyor. Bu yazanın, çizenin atması, tutması. Yani dolayısıyla bu menajer işleri, muhabir işleri bunlar böyle bir yaz böyle devam edecek. Sevgili Fenerbahçe şunu hatırlayacağım. Zavetete diyeceğim sadece arkadaşlar. Çok fazla moral bozmaya gerek yok. Dediği gibi Onur abinin hocamız Mourinho. Oradan da yavaştan transfere geçelim. Daha gitme ile alakalı birkaç isim. Ferdi ile alakalı da özel bilgilerimiz olacak. Daha Emil ile alakalı, genç kardeşimizle alakalı olacak. Ama biz bir forvet transferine geçelim. Sevgili Enes'ten de hazırsa bir iki isim var abi. Evet. Bir sende var. Ve bir Beto isim var. Enes sol kanat. Lorente'yi biz bir daha sonra konuşacağız. Beto'yu verirsen sevinirim resim olarak. Evet, geldi Beto. Everton'da abi. Bu sezon Everton'da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama herhalde Mourinho'nun çok iyi bildiği, tanıdığı bir isimdir. 30 maçta 3 golü var. 20 milyon euro marketing değeri var. Sen İngiltere Ligi'nin iyi takip eden birisin. O yüzden tanıyorsundur. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle, bu oyuncuyu Udinese'den yüksek tutarlı yaklaşık olarak kaç? Evet. 15 milyon euro. 15 mi 16 mı? Ben bakarım, evet, sen konuşurken abi. O civarda parayı, yüksek bir paraya aldı bunu Everton. Ama ben hep söylüyorum yani hani Premier Lig gibi bir ligde veya başka bir Avrupa Ligi'nde ilk 5 büyüklükten, evet, 15'i almış abi. Evet, 5 büyüklükten bir tanesinden bir oyuncu aldığın vakit, yani şimdi bunu Türkiye Ligi'ne getirdin mi? Tamam, bir göstergedir ama çok net bir başarı ya da şey kriteri değil. Yani orada tutmayabilir, olmamış olabilir ama gelir Fenerbahçe'de başarılı olur. Tam tersi olabilir. Bak mesela Guiz örneğini de yaşadık yıllar evvel. Batshuayi Beşiktaş'a geldiğinde oynadı. Crystal Palace'ta mı oynuyordu abi? Neredeyse golü yoktu o sezon. Yani bunlar çok yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Yani, tabii yani hani şimdi şey de demek yanlış. 3 gol atmış. Evet. Ne yapacak ki Fenerbahçe'de falan. Öyle bir şey tabii yanlış. Bunlara bakıp göreceğiz. Muhtemelen bunlar da değerlendirme havuzunda olan oyunculardan, bu da bir tanesi. Evet. Yani daha herhalde, gerçi diğerlerine nazaran daha kısa bir zamanda bitirileceğini düşünüyorum transferin ama. Ben gene Ağustos'u sarkar abi. Çünkü bu Avrupa Futbol Şampiyonası, evet, Copa Amerika'da başlıyor bugün biliyorsun. Avrupa Şampiyonası yüzünden bir sıkıntı olacak herhalde. Peki sende bir isim var. Ve tanıdık bir isim. Ben bu ismin uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye ile hani bir türlü hani gelir mi gelmez mi önerildiğini, Fenerbahçe'nin transferin gerçekleşmediği şeyi biliyorum. Ama sanıyorum bu yaz başında da yine bir Vedat Muriç ismi gündeme geldi Fenerbahçe'de. O da herhalde adaylardan bir tanesi diye ben biliyorum. Yani, bakalım, göreceğiz. Abi Muriç'e kimse hayır demez. Ben Muriç'i beğenen ama şöyle, taraftayım yani. Eğer ki mesela Edin Dzeko sanıyorum gitmiyor. Edin Dzeko veya benzeri şekilde fizikli pivot santrafor, o tarzda bir oyuncu düşünülüyorsa herhalde o tarzda bir oyuncuya iyi bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Edin Dzeko gitmiyor ama bir şerh koyalım. Yani daha dediğin gibi daha Haziran'dayız Onur abi. Evet. Bu köprünün altından çok su geçer derler ya. Belki de gidecek Dzeko. Ama şu an için öyle bir durum, adam da çok iyi bir para alıyor. Tabii ki gitmek istemeyecek. Oradan da bir Onuachu diyeceğim sana. Ya ben dış basını çok takip ettiğim için Onuachu çok sıklıkla Fenerbahçe'ye yazılıyor abi. Ve ben bilmiyorum, sen Trabzonspor maçlarını da takip etmişsindir. Ben de ettim. Ben Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilecek ama yine ikinci santrafor gibi düşündüğüm bir isim. Ha yok. Yani ilk 11 için düşünmüyorum. Şimdi... Oyun sıkışır, atarsın oyuna Onuachu'yu, iş yapar.
işte şeyi bilemiyoruz. Yani şimdi Fenerbahçe'de hadi tamam Batshuayi gitti. Dzeko kalacak mı? Kalacaksa herhalde muhtemelen ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmüyor. Herhalde bir daha iyisi alınacak diye ona düşünüyorum. Onaç o isim değil bence ama. Bence de değil. Beto yani, da değil. Beto da değil ama işte yani mantıken öyle vereyim. Olmuyor. Öyle bir şey varsa o isim ama... Lukaku olur mesela abi. Yani Dzeko kaldı. Beto onun üstü olmaz. Onaç o olmaz. Sörlot tartışırız. Morata... Morata istemem. Çok zor ama. Ya İspanyol golcü istemem Onur abi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. İsmi, onun da ciddi şekilde evet. ismi geçiyor. Sen ister misin Morata'yı? Valla olsa ben işte. Abi ne olacak? Pasaport mu oynuyor sahada? Ya bilmiyorum. Sen adama bak. Ben İspanyollarla... Kimden bahsediyoruz şey, yani? İspanyollarla anılarımız hani işte rahmetli Aragones, Guiza, neydi Josico. Pek güzel anılarımız yok. Canım niye Aragones'le anın yok? Adam ya, uyurken 4 attı Galatasaray'a. Ya doğru. Aynen o doğru. Geçen Uğur Borar da onun bir anısını anlattı. Çok komik anlattı. Yani Allah rahmet eylesin. O da nemiş aslında minarsın insan derler ya. Aragones'in öyle bir insandı. Abi yavaştan sana bir de sol kanat. Demin gerçi Enes getirdi ama çoğu arkadaşımız büyük ihtimalle tanımamıştır. Enes tekrardan sen tanıyorsun. Sassuolo'da çok iyi bir performans sergiledi. Armand Llorente. İyi bir sol kanat oyuncusu. Bu da çok sıklıkla Mourinho'nun ilk başta yazdığı sol kanat transferi biliyorsun Fenerbahçe'yi. Ve bence Fenerbahçe'yi çok iyi teşhis etmiş hocamız. Bence direkt en net yani ihtiyacımız olan yer bence sol kanat. Zaten hocanın denen, dolaylı olarak iletilen, bilmiyoruz ama herhalde öyle bir şeysi oldu, fikri oldu. Takıma dinamizm katacak, hızlı oynayacak. Buradan da böyle sol falan dediğine göre demek ki bir parçada okuduğumuza göre Tadic'i başka pozisyonlarda bence merkeze mi alacak abi 10 gibi? Olabilir. Çünkü ısrarla bu kadar sol istediğine göre, hızlı sol istediğine göre demek hocanın öyle bir takım tercihleri olacak diye yani düşünüyorum. Yani bu sezon göze çarpan bir performans var. İyi de oynamış. Evet çok hızlı bir oyuncu. Evet. Yani hani böyle ben şeyi çok fazla... Yani İtalya liginde bunları yapabilmesi itibar önemli. İtibar etmem böyle 30 saniyelik YouTube evet. görüntülerine ama... Çok az maçını seyrettim ama ismi geçmeye başladıktan sonra kısa görüntülerde bile yani çok enteresan bir oyuncu. Topla falan inanılmaz hızlı bir oyuncu. Evet. Fenerbahçe'nin de böyle... Ren çıkışlı bir oyuncu. Rakip sahaya hızlı top taşıyamama gibi bir handikapı var Fenerbahçe'nin sürekli yıllardır. Bunu da sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani hani alınırsa oyuncu ben sevinirim. İyi bir oyuncu yani çünkü. Sol kanat için tabii başka alternatifler de var ve çok yazılan bir isim daha var. O da hem Fenerbahçe hem Galatasaray yazılıyor. Kimden bahsettiğimi anlamışsındır. Rafa Silva. Ben o zor yani. Hep söylüyorum bunu. Evet Fenerbahçe de istiyor, Galatasaray da istiyor ama Arap Yarımadası'nın verdiği rakamlara iki takımın da çıkma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum abi. Yani çok uç rakamlar veriyor. Yok tabii yani çok saçma sapan rakamlar veriyor. Oyuncu Avrupa'da devam etmek isterse işte Şampiyonlar Ligi, iki takımın da Şampiyonlar Ligi durumu var, şansı var. Öyle bir şey olursa anca olur. Yoksa şimdi Fenerbahçe Galatasaray atıyorum 3-4 veriyorsa diğer taraf 10 veriyor abi. Ya bunlar yani, işte El Şabab'dan bahsediyorum. Birkaç sene önceki ya da bayağı bir süre önce bu Çin'in durumu bu bunlarda. Ama yavaştan da geri dönenler veriyor. De oluyor dönecek, farkında. Dönecek. Çin'den yani, nasıl döndülerse çünkü bir vakit buradan da dönüşler başlayacak. Çin'de şu an futbol adına hiçbir şey yok. Evet, yok. Bu gidişle öyle olacak. Yani. Yavaştan da çok istemediğim biliyorum. Konuşmamı istemiyorsun ama bir Ferdi niye? Kadıoğlu durumu var. Niye canım konuşuyoruz? Evet abi. Ferdi Kadıoğlu sence Fenerbahçe'de kalacak mı? Ferdi Kadıoğlu bence Fenerbahçe'de kalacak. Emin misin? Yok değilim ama formasına girelim. Formasına iddiaya girelim mi? Bu sene formaları 3000 lira koran. Formalar pahalı. Bak doğum günüm geliyor abi bari. Tam benim de geliyor. Ya, birer tane alırız. Bir mesaj veriyorum sana. Evet. Ya şöyle bir şey var. Dün bunu yazdım abi. Nuri Şahin artık biliyorsun. Hayırlı uğurlu olsun o da. Sonsuz evet. Başarılar diliyorum. Başarılar dileriz Nuri hem Hoca'ya. Ferdi için, hem İsmail için, hem de Emir Ortakay'a. Geçen sene Kocaeli'de daha önce Göztepe'ye kiralık verdiğimiz hani gelecek vardan bir stoper. Bu üç ismi Dortmund yönetime verdiğini duyuyoruz, biliyoruz. Ama en çok istekli olduğu Madsen'le anlaşamadıkları için Hollandalı sol bek Ferdi. Ama şu var, çıkabilecekleri rakamın Alman basından, Sky'dan okuduğuma göre 25 milyon euro. Net. 25 milyona Ferdi'yi verir misin? Ferdi kaç milyon euro eder? Ben sana şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bu daha önce de böyle zaman zaman konu oldu. Geçen sene de, bu sene de.
Ya elbette ki bir oyuncu ederini bulduğu zaman oyuncuyu satmak lazım. Bu en basit örneği şeydir. Ben bunu bizzat da bildiğim için Abdülkadir Ömür. Evet. Beşiktaş o bir tane bak, Hırvat Trabzon stoperi vardı. Spor, 15 verdi, vermedi. Neydi onun adı? Spor, unuttum. Vida. Sarı, he, Vida. Sonra 3'e verdi. Trabzonspor zamanında bu oyuncuyu 22-23 milyon paraya Fransa'ya satmadı. Ve ondan sonra Abdülkadir Ömür sakatlandı. Ve bak ne oldu? Kula kaça gitti inan bilmiyorum. 5-6'ya falan gitti herhalde. Bilmiyorum. Bak şimdi futbol bu. Bize sakatlığı ister misin var, buradan şusu Acun var, Bey hediye var. Etse? Abdülkadir'e. Yok istemez. Artık geçti o. Evet. Ama yani futbol bu. Tabii ki bir oyuncu ederini bulduğunda ne bileyim çok yüksek para teyze satılır. Ama bak Fenerbahçe'nin artık özel bir durumu var. Bu sezon değil mi? Ha, bu sezon çok için. Çok kritik. Geçen sezon da öyleydi. Özel bir durumu var. Biz yetiştirici kulüp falan değiliz. Biz tabii ki oyuncu satacağız. Bundan para kazanacağız falan. Bunlar tabii ki olması gereken şeyler. Ama bizim artık bu sezon bize çok lazım olan Mourinho'nun da istediği oyuncuları tutup oynatıp şampiyonluğu alıyor olmamız lazım. Sen şimdi bana diyorsun ki Ferdi'yi sat, İsmail Yüksek sat, Jayden. Onu sat, bunu sat, Jayden'ı sat. Tamam abi satalım. Böyle ki gelmiş olsun da oradan bizden gelmez 80-90 milyon euro para. E tamam ne yapacağım bu defa? Oturacaksın diyeceksin ki ha bunlar gitti bize... Gelir miyiz 90 milyon euro abi üçünü? Ya 80 gelsin. Ne 50 para. Gelsin 60 gelsin. Ne gelecekse gelsin. Evet. Yüksek bir para gelecek yani değil tabii, mi? Yani. O çünkü ortalama 25 o şekilde satacaksın 75. Değil mi? Tabii o şekilde para geliyor diye satacaksın. E ne olacak? Ya hadi üçünü de verdin. Ondan sonra ne yapacaksın? Oturup düşünce diyeceksin ki ha biz bunları verdik. İyi adamlar alalım yine ki şampiyon olacağız ya. Yine ona yakın para vereceksin. Abi neye benzedi bu? Aldın verdin. Peki oyuncu gitmek istiyorsa abi ne yapacaksın ama? Yani gönülsüz burada kalan oyuncunun da bize çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Tabii o işin başka bir açıdan. Ferdi Dortmund istiyor. Çok istiyorum derse abi. Tamam kardeşim. Allah tamam, yolunu açık etsin. Çok istiyorsa tamam ama neticeyi... Anladın demek istedim. Ama bak burada Mourinho faktörü var. Netice itibariyle bu oyunculara da tam bonservisine veriyor olabilirler. Ama onlara oyunculara verdikleri maaşlar... Orada vergi de var çok yüksek oranda. Burada kemiksiz net paraya anlaşıyorlar. Tabii. Orada vergi veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Bu oyunculara Avrupa'da, Dortmund'da, orada, burada aman aman Fenerbahçe'de aldıklarından çok daha fazla para vermezler. Evet. Vermiyorlar da. Sen sadece bonservis şişik olunca o bir an insanları aldatıyor. 35 milyon veriyor. Veriyor. Niye veriyor? Sözleşmesi bitmemiş adamı senden almak için veriyor. O işler o kadar kolay değil. Kaldı ki Fenerbahçe'nin de artık bu sene bu oyuncuları bu işe yarar... Ki bu oyuncular Türk abi, Türkiye ihtiyacımız var. Ana oyuncuları tutarak Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerektiğini çok düşünüyorum. Doğru. Sanırım hocanın da görüşleri bu yönde. Bu oyuncuların bırakılmasını da istemediğini düşünüyorum. Ali Bey ve Acun Bey kongreyi belki kazanım sebeplerinin en başında iyi transfer yapacağız ve takımı koruyacağız dediler. Ben yani, bunu bekliyorum. Hayır olması gereken o. Çünkü bu gerçekten hani kongre çok önemliydi. Bunun sözünü verdiler. Bu bir döngü çünkü. Bu yani. Bitmez. Sat, evet. Al, sat, al. Tamam öyle yapalım ama bizim şampiyon ama olmamız gerekli. Bunun için de iyi oyuncu gerekli. Gitmek istediğini düşünüyorum yani. Hatta duyuyorum. Çünkü bir Dortmund'da istiyorsa tabii ki oyuncunun da kafası karışabilir. Ya yani Emir de bu arada sen en kötü kiralayabilirsin Dortmund'u Emir'i. Dortmund'u söylüyorsun da bir sezon boyudur Arsenal'inden Napoli'sine kadar ben Arsenal'in bizzat evet. birden fazla defa Fenerbahçe stadına scoutlarının, şef scoutunun gelip West Ham'ın geldi. Gelip bu oyuncuyu izlediğini biliyorum. Vallahi abi inşallah gitmez. Yani, hele Jayden'la Ferdi'yi aynı anda vermek intihar olur. Nereden bulacaksın? İki sol taraban giderse yani ne yapacaksın? Öyle, Levent Mercan'la olmaz. Kardeşimiz hayırlı olsun. Hani birinde imzalayacakmış ama Levent Mercan'la oynayacak değilsin. Yedek olur anca. Bir de şunu sen söyleyeyim. Sen şampiyon olursun. O birikmiş gaz bir çıkar. Bir rahatlar herkes. Ondan sonra Mercan'la mı oynarsın? Nehle oynarsın artık oyna abi. Ve eğer ki Allah korusun gitmesini istemiyorum ama Enes'e de attım şimdi. Napoli'deki Mario Rui'yi alacağız eğer ikisi birden giderse. 31 yaşında hiç de beğenmediğim bir soldaki ama o da net bir şekilde Fenerbahçe'nin gündeminde. Zaten ben bu Osterwald'e satılırsa ya bizim tanımayanlar bir ara, varsa da şu hatırlıyor an musun bir ara zaten. Kronik bir sol bek
Hasan Ali gitmiyor, evet. Yok sol bek gelmiyor, sol bek, sol bek, sol bek. Artık böyle espri konusu olmuştu sol bek bir ara. Ne zamandı o? Birkaç sene evveldi. 2017, aynen. 2018 abi. Evet, sol bek gelmedi, sol bek gelmedi. Ali, aman yani ya, mümkünse o günlere dönmeyelim. Evet, son bir Szymański, sonra basketbola geçeceğim. Szymański ki çok performans çok kötüydü ilk maçta, inşallah toparlar. O gidecek mi sence? Onun için de 30-35'ler konuşuyor. Napoli deniyor işte, Milan deniyor. Sen ne düşünüyorsun? İşte diğer oyuncular için söylediğim aynı şeyi onun için de söylüyorum. Yani hoca tarafından tercih edilen biri ise yani benim şahsi olarak gitmesini istemediğim bir oyuncu. Çünkü Szymański geçen sene belli bir dönem düşük performansı olsa bile iyiydi Szymański geçen senenin genel değerlendirmesiyle. Çok iyi işler yaptı Szymański. Yani istatistik olarak da gayet ortadadır. Çok iyi bir oyuncu. Onun kalibresinde oyuncuyu kolay bulamayız. Genele yayması lazım ama performans abi. İlk yarıdaki performansıyla ikinci yarı iyi değil. Bir dönem performans düşüklüğü oldu tabii ama Szymański Mourinho'nun da kalmasını istediği oyunculardan bak, biri. Bak buraya ne yazdım? Højbjerg. Senin çok iyi dedin. Bunda da Galatasaray Fenerbahçe'den bu oyuncuyu da kapmak istiyor. Galatasaray'ın bu yalanlayabilir Galatasaray. Stratejisi şu. Fenerbahçe kimi istiyorsa onu alacağız. Yani kendi atlarına saçma bir strateji olur. Sonunda zararlı çıkarlar. Yani Zaha Tete'de de bunu yaptılar. Gördüler yani. Ne olduğunu da sonra. Zaha Tete'de yapıp. Bu arada Højbjerg'i almalarını asla istemem bak abi. Yani Højbjerg Torreira olsun şey istemem onların orta sahasını. Højbjerg Torreira olur mu bilmem de. Ama Fenerbahçe'nin Højbjerg'i istediği zaman alabilecek durumda olduğunu ama Mourinho'nun o pozisyona daha atletik, daha enerjik, fizik gücü daha bir parça vallahi daha yüksek hocam, bir oyuncu daha iyisi, istediğini daha iyisi duydum. Kim var abi? Yani hayır, o fiyat 12-13'e bitiyor bu adam bildiğim kadarıyla. Oyuncu kalitesi olarak söylemiyorum. Oyuncu özelliği hayır, olarak söylüyorum. 12-13'e bitiyor değil mi? Galiba. O zaman abi bence iyi yani o fiyata bence. Ya Cengiz'e verdik biz 15. Çünkü yani mesela hani bunun daha yüksek enerjisi olan hani daha agresif oynayan tipi mesela İbrahim Konate falan bunlar. Ya Fofana diyorsan Fofana, hocam 30. Yani. Fofana, İbrahim Konate bunlar 30-35 milyon euroluk adamlar. Hani kolay ama değil bunlar alması. Ama Højbjerg de sağlamdır. Kolay sakatlanmaz. Ben hocama. Tabii ben Tottenham'ı seven takipçisi olarak ben gayet iyi biliyorum kendisini. Çok da arzu ederim ama bilemeyiz tabii. Evet. Cengiz'in menajeri de 10-12'ye isterseniz satabilirim demiş. Vallahi satsan bence iyi olur. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun abi. İstersen basketbola geçelim. Cengiz'le geçelim. İlgili bence 10-12 geliyorsa hemen satalım. Basketbolda da gidenler oldu zaten biliyorduk. Gidenlerden bir tek üzüldüğüm açık ve net söyleyeyim Kalates. Yani ben Nick Kalates'in kalmasını evet, isterdim bu sezonki performansından dolayı. Madar zaten hocayla anlaşamadılar, hiç oynamıyordu. Montli gidecek. Onun için de ben çok üzülmüyorum. Çünkü zaten sezonun yarısında yoktu Montli. Biz Motley'i bir türlü Motley'i Euro Cup oyunculuğundan Euro League oyunculuğuna çıkaramadık ya. Senin çok ya. Sevdiğin bir ismin takımına gidiyor. Duydum onu ya maalesef öyle. Lorenzo Brown'u da aldı onlar. Gene iddialı olacaklar evet, ne yazık ki. Abi biz de güzel oyuncular alıyoruz. Devon Ola aldık. Evet. İyi bir oyuncu. Herkes tanıyor yani. Euro Ligi az çok 3-5 maç izleyen herkesin tanıdığı bir isim Devon Ola. Onun dışında Maccabi'den Colson var. Bonzi Colson. Bolfin var. Onun dışında Shavon Shields var. Milano'daydı değil mi? Esas, esas bunların içerisinde Shavon Shields bir tık daha... Daha top class. Bir daha top class oyuncu. O sanırım tam olarak transferi bitmedi ama... Benim bildiğim Bolfin bitti ama açıklanacak yani. Eli kulağında. Şu an belki yayındayken bile açıklansa şaşırmam yani. Şimdi herhalde bence Fenerbahçe şunu bekliyordur o pozisyonlar için, 1-2 pozisyonları için. Bu geçen sene bu neydi... Efes Pilsen, Shane Larkin ve Scottie Wilbeck'in bu yerli oyuncu statüleriyle ilgili bir tatsızlık olmuştu. Şu anda bence bunların statülerinin, oynama statülerinin netleştirilmesi bekleniyor. Şimdi 7 yabancıya çıktı biliyorsun kadroda bulundurma Türk Ligi. Zaten geçen sene 5'ti abi. Şimdi o biraz önümüzdeki rahatlattı. Sene Scottie evet, Wilbeck'in acaba hangi statüde evet, nasıl oynayabilecek onun bir bilinmesi lazım ki sanıyorum bu şey transferinin de işte Baldwin veya diğer ben iki numara transferinde Dorsey'den de çıkacağımızı düşünüyorum. Zaten onun yerini yani aldılar. Büyük ihtimalle. Ben iyi bir basketbol takımı geliyor. Onun dışında Melli'yi soracaksınız. Fenerbahçe'nin adaylarından biri ama kesin hani Melli geldi diyemeyiz ki. Ben Melli'yi çok severim. Ama Melli 4 sene önceki Melli değil Onur abi. Onu Fenerbahçeli dostların bilmesi lazım. Evet. Yani hepimizin yaş ilerliyor. Yani hayatın gerçekleri bu. O Melli'yi bulamazsınız. Onu açık ve net söyleyeyim. Doğru. Onun dışında Boston'da ismini çok zor söyleyeceğimiz Portekizli bir 5 numara var.
Neuyas Quetta çok dillendiriliyor. Çok yani çok iyi bildiğimiz bir oyuncu değil ama sonuçta NBA'ye görmüş bir Portekiz olunca da insan bir acaba diye bakıyor ona. Bizim bu uzun rotasyonun evet. işini bir çözmemiz lazım. Orada ya beş böyle sıkıntısı var ama Avrupa'da abi. Evet, bir düşün. Yani böyle alabileceklerin hepsi tutulmuş. İşte yani. Böyle uçana kaçana vuran evet. işte ne bileyim Ekpe Yudoh gibi, Yan Veseli gibi. Veseli'yi zor verirler. Öyle bir, gerçi Veseli İstanbul'da dolanıyor. Birkaç kere Bağdat Caddesi'nde gördüm. Seviyor buraları. Bir ümitlendim acaba bize mi geliyor falan. Yok, bildiğin diye ama bildiğin daha devam herhalde edeceğiz. Dolaşıyordu buralarda tatil için. Ama heyecan verici bir takım olacak. Ben gelecek sezonda Final Four oynayacağımızı evet. düşünüyorum. O İnşallah. Yüzden moralleri diri tutalım. Bu sene tam olarak hocanın istediği takım kuruluyormuş. Evet. Son olarak söylemek istediklerim var mı abi? Bir taraftarı bir rahatlat abi. Bir an önce sezon açılsın. Kombinelerle ilgili bilgin var mı? Herkes soruyor çünkü. Valla benim bildiğim birkaç gün sonra açıklanacak. Tamam. Formalarımız 24'ünde çıkacak diye benim. Biliyorum. Onları da sosyal medyadan bir parça ya gördük. Bir çok kısa şu forma fiyatlarını, ya Fenerbahçe belirlemiyor bu fiyatları. Belli bir fiyat skalası var. Onun üstüne çok az bir fark koymak zorunda kalıyor. Bütün takım. Galatasaray'ınki bizimkinden de daha pahalı. Daha pahalı. Beşiktaş'ınki aynı fiyat. Evet, evet. Yani Trabzon'unki neredeyse bizim fiyat. Yani yapacak bir şey yok. Formalarımız, kombinelerimiz, bayram sonrasında hepsi çıkıyor. Zaten fazla uzamaz bu iş. Çünkü 24'ünde Fenerbahçe Temmuz'un ilk evet. maçını oynayacak. Hazırlık maçları var 6'sında başlıyor. 6'sında falan. Ya az kaldı, bir şey kalmadı. Evet, bir şey kalmadı. Sezon... Hocamız antrenman takımlarını giyip biraz önce ilk yakışmış ama hocama. Yakışmış bembeyaz. Vallahi yakışmış hocama. Nazar boncuğu. Abi çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe çalım yemez, çalım atar. Yani taraftarın şu Batu Şahin psikosundan çıkması lazım. Biz çalım yemeyiz ya arkadaşlar. Bunu, çalımımız da gerekirse bunu, atarız. Bunu bu sosyal medya trollerinin gazına dolduruşuna gelip şey yapmasınlar. Bu. Biz göreceğiz. Rahat olun. Hoca Mourinho. Tamamdır. Abi ağzına sağlık. Sağ ol. Haftaya inşallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Legend Football'da kalın. Hoşça kalın.